Yazılı basına geçelim. Günün gazete manşetlerini birlikte okuyacağız. Şöyle hemen fotomaç gazetesiyle başlayalım. Trabzonspor'un dünkü beraberliğini görüyoruz. Fırtına aranıyor başlığı var. Trabzon'dan sert bir tepki de vardı. Özellikle e, Banza'nın verilmeyen golüyle ilgili e, futbola ihanettir e, yazısı paylaşıldı. Biz de az önce sizlere aktarmıştık. Bordo-mavi takım Gaziantep kalecisi Diodis'i bir türlü geçemeyince yine bir puanla yetinmiş oldu. Galatasaray'da dair haberler var. Icardi'den olay poz. Derbi bitti ama yankıları sürüyor Galatasaray'ın maç sonrası Ülker stadyumunun koridor ve soyunma odasındaki görüntüleri gündeme damga vurdu. Bir de gel bakalım PAOK başlığı var. Avrupa Ligi'nde yarın PAOK'u konuk edecek olan Galatasaray'da parola mutlak galibiyet olacak. Okan Buruk cezalı Muslera dışında Derbi 11'ini Pauk karşısında da sahaya sürecek. Başarılı Hoca baskılı oyunla erken gol bulmayı hedefliyor. Fanatik gazetesine bakalım. Aslan Avrupa'ya döndü. Ligde 6'da 6 yapıldı. Şimdi gözler yarın oynanacak Pauk maçına çevrildi. İmobile var. Dolmabahçe'den Amsterdam'a. Beşiktaş kariyerindeki 8 golü de Dolmabahçe'de atan Çiro İmobile'nin önünde yeni bir hedef var. İlk deplasman golünü Amsterdam'da Ajax'a atmak olacak. Fener'de de telafi zamanı Galatasaray karşısında yenilgi sonrası yeni bir başlangıca ihtiyacı olan Mourinho ve ekibi Saint-Julias maçını fırsat olarak görüyor. Planlar Perşembe akşamı için yapılmaya başlandı. Trabzonspor'un dünkü galibiyeti var yine sayfa içerisinde. Trabzon'un tadı yok başlığıyla yer almış. Sabah gazetesinin 15. sayfasında o gün Şahinoğlu'nun bir haberi var. Ağrılar ona engel olamaz. Beşiktaş'ın kaptanı Mert büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Eyüp Spor karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin baş mimarı olan tecrübeli kaleci yaşadığı diz ağrılarına rağmen eldivenleri bırakmıyor. Mert'in yükselen performansına dikkat çekilmiş sayfa içerisinde. Sayfanın hemen en altına gelelim. Şöyle Erhan Uzuner'in bir araştırma bölümü var. Avrupa'da neler oluyor sorusuyla İtalya'da peri masalı. Avrupa'nın dört büyük liginde gedikliler yine lider İngiltere'de Manchester City, İtalya'da düzeltiyorum. İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da da PSG zirvede tek sürprizi şu an İtalya'da Torino bir peri masalı yazma peşinde. Bakalım bu peri masalı gerçek olabilecek mi? Hürriyete gelelim. Hatipoğlu Nijeryalı Yıldız'ın devre arasında ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi. O simen seneye de Galatasaray'da kalabilir. O simen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu burada olduğu için oldukça mutlu. Biz O bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte oluruz bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya gerek yok diyor üç büyüklerin tarihi sezonu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile temsil edildiğimiz Kupa 2'de hiç olmadığı kadar güçlü ve iddialıyız. 36 takımın katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu lig aşaması yarın 9 maçla birlikte start almış olacak. 8'er maç yapacak temsilcilerimizin alacağı her puan hem para kazandıracak hem de ülke puanına katkı yapacak. Kadro değeri yönünden UEFA Avrupa Ligi'nde en pahalı 10 takımı içinde yer alan temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe favoriler arasında da üst sıralarda yer alıyor. Şimdiden katılım parası olarak 4.3'er milyon euroyu kasalarına koyan üç büyükler her galibiyete 450 bin beraberliğe 150 bin euro para ödülü alacak. Takvim gazetesinin 19. sayfasına bakalım. Yine bana hüsran Trabzonspor 121 gündür galibiyeti unuttu. Bordo Maviler Gaziantep'te de etkisiz kaldı. Banza'nın attığı gol vardan döndü. Fırtına 5. maçından da sahada 1 puanla ayrılırken namalüp 14. sırada yer aldı. Kötü sonuçların sorumlusu benim başlığı var. Şenol Güneş'in maç sonunda yaptığı açıklamalar bunlar. Takım içerisinde Estefan Savic'in durumu merak ediliyordu. Başarılı futbolcu en az bir ay sahalardan uzak kalacak sakatlığı sebebiyle.